Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Kimya dersinin birinci dönemini full özetliyoruz arkadaşlar. Sınavlarda gelecek zaten neler vardı neler yapmıştık. Şöyle bir gözden geçirelim. Eksiklerimiz nelermiş tespit edelim ve bunları kapatalım. Şimdi. konu olarak neler vardı? Öncelikle bir onlardan bahsedelim, onları bir hatırlayalım. İlk ünite zaten birinci dönemin büyük kısmını bu ünite almıştı. Nelerden bahsetmiştik bu ünitede? Kimyanın temel kanunlarından bahsetmiştik. E, kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu üzerine konuşmuştuk. Ardından mol kavramına oldukça geniş bir zaman ayırdık. Sonrasında kimyasal tepkimeler ve denklemler dedik. Yani bir kimyasal tepkimenin türü nedir, türünü nasıl belirleriz, denkleştirme işlemlerini nasıl yaparız, bir tepkimede neler yer alır bunlar üzerine konuşmuştuk. Ardından da kimyasal tepkimelerde hesaplamalar üzerine uzun uzun çalışmalar yapmıştık. Burada miktar geçiş işlemleri olabilir, artan madde problemleri olabilir, karışım problemleri olabilir atom kütlesi veya molekül kütlesi ya da molekül formülü hesaplama soruları olabilir. En vay çeşit soru tipi vardı. Bunların hepsi üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde de yine bol bol soru çözerek bunların hepsini hatırlıyor olacağız. Ardından İkinci ünite olarak karışımlara başlamıştık, büyük bir kısmını tamamlamıştık. Neler dedik peki? Homojen ve heterojen karışımlar dedik. Yani tek karışım türlerini ve sınıflandırmalarını yaptık. Ardından çözünme olayı ve çözünme olayındaki etkileşimlerden bahsettik ve çözeltilerde derişim dedik, özellikle de kütlece ve e, hacimce yüzde derişim üzerinde durmuştuk. Şimdi tabii ki onları tekrar ediyor olacağız. Peki, bu videoyu yapacağız, güzel güzel tekrarımızı yapacağız. Size ne düşecek peki? Size de tabii ki bu e, çalışmadan sonra hatırlama kalacak, eksiklerinizi bir tespit etmek kalacak. Bunun içinde sıfırdan ona kimya kitabımız ilk önemli kaynağımız olacak. Ne yapacaksınız peki? Dersimizi çalıştık e, konular nelerdi şöyle bir hatırladık e, güzelce eksiklerimizi de öğrendik hemen gidiyoruz e, içindekilerden bahse, bahsederek başlayalım kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesini temel kanunlar mol kavramı tepkimeler ve denklemler. E, kimyasal hesaplamalar üzerine hepsini çalışacağız. Buradaki soruların hepsini bir çözeceğiz. Ardından karışımlarda homojen heterojen karışımlar, çözüm olayı ve çözeltilerde derişimler. Bugün tekrar edeceğimiz yerler olacak. Yani 104. sayfaya kadar bu kitapta bakmadığımız, çözmediğimiz yer kalmasın arkadaşlar. Peki neler var kitabın içerisinde bizi bekleyen? Her sayfada, her sol tarafta bize bir konuyu anlatan sayfa olacak, özetleyen sayfa olacak. Ardından da burayla ilgili sorular bizi burada bekliyor olacak. Her sayfada bu kendini tekrar edecek ta ki bir bölümü tamamlayana kadar. Kimyan temel kanunlar bölümü bitti. Ardından bir tara geç kısmı bizi bekliyor olacak. Burada tarama testleri olacak. Sonrasında mol kavramıyla aynı şekilde bölümü tamamlayıp o bölümle ilgili tarama testleri olacak. Üniteyi bitirdiğimiz zaman da en sonda ünite testleri bizi bekliyor olacak. Tara geçlerden tabii ki yine sonra test geç kısımları yani ünitenin tamamına bakış atan sorular bizi bekliyor olacak. E, bu kaynağı tamamlamamız demek aslında baya bir yol kat etmemiz demek olacak. Diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru var. Çözemediğimiz sorular için de kare kodlar bizim için yardımcı olarak orada bekliyor. Bu kare kodlar sayesinde video çözümlerine ulaşabilir ve eksiklerimizi tam anlamıyla giderebiliriz. Bu bittikten sonra mevzu bitmeyecek arkadaşlar. Ne yapacağız? Tabii ki Dinamo Kimya kitabı bizim için bekliyor olacak. Dinamo Kimya kitabı da artık son rütuşlarımızı yaptığımız yer olacak. Bunu da aynı şekilde kimyanın temel kanunlarıyla başlayacağız. Yani ilk üniteyi ve karışımlarda da çözeltilerde derişimlerin sonuna kadar çözeceğiz. Yani 106. sayfaya kadar da bu kitabı tamamlamamız gerekecek. Peki bu kitapta bizi bekleyen neler var? Arkadaşlar burada da her sayfanın başında bir tane çözümlü örnek var. Yani bir kazanımı bize aslında öğreten bir örnek olacak. Çözümünden nasıl yaptığımızı hatırlayacağız. Ardından da bununla alakalı dört tane soru aşağıda bizi bekliyor olacak. Her sayfada aynı şey kendini tekrar ediyor olacak. Her sayfa demek bir kazanımı öğrenmemiz demek aslında. Bunları güzel güzel yaptıktan sonra da bölüm bitince aynı şekilde tarama testleri bizi bekliyor olacak. Üniteyi tamamladıktan sonra da ünite sonunda e, ünite testleri var. Burada farklı olarak ünite testlerinin içerisinde tarama testleri e, ardından e, ÖSYM tarzında sorular, fen lisesine yönelik bazı soruların olduğu kısımlar var. E, ünite tekrardan sonra şöyle gözden geçirelim arkadaşlar. Fen Lisesi'ne yönelik bazı sorular, ÖSYM tarzı sorular ve son olarak da yazılı tarzında sorular bizi bekliyor olacak. Bunları da çözdükten sonra tam anlamıyla birinci dönemi kapatmış olacağız ve her şeyi hazır hale gelmiş olacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim konularımıza girelim bakalım. İlk olarak kimyanın temel kanunlarını gözden geçirmiştik. Kimyanın temel kanunları olarak da kütlenin konumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunundan bahsettik. Dedik ki kütlenin konumu kanunu Levoisi tarafından ortaya atılan bir kanundur. Temelinde ne var? Girenlerin toplam kütlesi yani tepkimede harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olmak zorundadır. Levoisi bize bunu söylüyordu. Bu çok önemli bir gelişme aslında çok basit bir kanun olarak görüyoruz ama bu kanun sayesinde modern kimya başlıyordu ve Lavoisier bu sayede biz modern kimyanın babası olarak değerlendiriyorduk. Çünkü kimya laboratuvarında yapılan işlemlerde artık terazi daha sık kullanılmaya başlanıyor ve daha sayısal veriler elde edilmeye başlanıyor dedik. Sabit oranlar kanunu Proust'un ortaya attığı bir kanundu. Bu da bize diyordu ki bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Yani x, a, y, B gibi bir bileşik varsa bizim elimizde buradaki x elementinin kütlesinin y elementinin kütlesine oranı a yani kat sayısıyla buradaki sayıyla x'in atom kütlesinin çarpımının ...Y'nin sayısıyla Y'nin atom kütlesinin çarpımının oranına eşit olmak zorundadır. Atıyorum sudan bahsediyorsak burada H2O olduğu için 2 gram hidrojene karşılık 16 gram oksijen gelmek zorundaydı. E çünkü biliyoruz ki hidrojenin atom kütlesi 1, oksijenin atom kütlesi 16'dır. Yani bu ne demek oluyor? Her 2 gram hidrojene karşılık 16 gram oksijen gelir ve 18 gram su bileşiğini elde ederiz. oranlar kanuna geldiğimiz zaman Dalton'un ortaya attığı bir kanundu ve atom modelinde de bundan bahsediyordu. x 2 ve X-2Y gibi. İki tane bileşik. İkisi de aynı elementlerden oluşması gerekiyordu. Burada eşit miktardaki bir elemente karşılık diğerleri arasındaki oran katlı oranı bize veriyordu. Yani x 2 ve x2 y ise buradaki bileşiğimiz. Diyelim ki biz x'ler arasındaki katlı oranı bulmak istiyoruz. x'ler arasındaki katlı oranı bulmak ne demek? y'leri birbirine eşitlemek. Eşit kütledeki ve eşit sayıdaki y'ye karşılık x'ler arasındaki orana bakmamız gerekiyordu. y'lerin birbirine eşitlenmesi için ne olması gerekiyor? Şu ikinci bileşiği 2 ile genişletmemiz gerekiyor ki y'ler birbirine eşittir diyebilirim. Bu durumda Birinci de sadece bir tane x olurken ikinci de 2 iki çarpı 2'den 4 tane x oluyor. Dolayısıyla Birincinin x ile ikincinin x arasındaki oran bakın sadece buradaki 1 bölü 2 alıp geçmiyoruz. Y'leri eşitledikten sonra bu orana bakıyoruz. 1 bölü 4'e eşit oluyordu. Şöyle bilgilerimizi güzelce hatırladığımıza göre bunlarla ilgili özellikle sabit oranlar ve katlı oranlarla ilgili sorularımızı çözelim bakalım. 22 gram x3 y8 bileşiğinde 4 gram y elementi yer almaktadır. Buna göre 36 şar gram X ve Y elementi kullanılarak en fazla kaç gram X3, Y8 bileşiği elde edilir diye sormuş. Bakın bir sabit oranlar kanunu sorusu çok standart soru tiplerinden birisi. İlk önceliğimiz nedir? X3, Y8'i vermiş gene X3, Y8'i soruyor bize. Burada MX bölü MY değerini bulmamız lazım. Yani X'in kütlesinin Y'nin kütlesine olan oranını bulmamız lazım bu bileşiğin içerisinde. Şimdi MX bölü MY diyecek olursak. Bize ne demiş soru başlangıçta? 22 gramında 4 gram Y elementi yer almaktadır. Yani şurada 4 gram varsa toplamı 22 gramsa bunun kaç gramı X'tir? Tabii ki geri kalan 9 gram X'tir. Aralarındaki oran buymuş. Şimdi bunu cebimize koyduktan sonra bize istediği soruyu sorabilir. Bu bilgi neyi veriyor bize? MX, MY ve MX3, Y8 bunları kıyaslayacak olursak. Diyor ki her 9 gram X'e karşılık e, 4 gram <laughs> y gelecektir. Pardon 9 değil tabii ki burası. 18 gram olması gerekiyor. 18'e 4 dolayısıyla oranımız 9 bölü 2. Her 9 gram x'e karşılık 2 gram y gelmesi gerekiyor. 22 gram olduğu için 4'ü y geri kalan 18'i x'ti. 9'a 2 olduğuna göre 11 gram bileşikten elde ediyormuşuz. Her 9 grama karşılık 2 gram gelir ve 11 gramlık bileşik elde ederiz. Bize ne diyor peki? Diyor ki ikisinden de Başlangıçta 36 şar gram aldığımız zaman bundan da 36 aldık bundan da 36 aldık. Kaç gram bileşik elde ederiz? Şimdi ikisini birebir kullanmadığımıza göre birinden artan madde kalacak. Bunu nasıl belirleyeceğiz peki? Şimdi x'ten eğer 36 gram harcadığımıza göre yani şurası başlangıç koşulları değişim koşullarını yazmamız gerekiyor. X'ten 36 gram harcadığım zaman yani 9'un 4 katı kadar harcadığım zaman Y'den 2'nin 4 katı kadar harcamam gerekir. Yani 8 gram harcamam gerekir. Ve buna karşılık 44 gram bileşik elde ederim. Yani sorumuzun cevabı burada. Yani burada ne yapıyormuşuz? X'i tamamen tüketiyormuşuz ama Y'den artan madde kalıyormuş. Yani 24 gram artan madde olarak elimizde kalıyormuş. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkisinden de 36 gram aldık diye toplamları kadar yani 72 gram bileşik geldi etmiyoruz. Bu sayılara orantılı olarak maddelerden harcamamız gerekiyormuş. Diğer tarafta 24 er gram X ve Y elementi kullanılarak en fazla kaç gram X, Y, 4 bileşiği elde edilir diyor. Arkadaşlar işte bunu sorduğu anda soru katlı oranlara dönüyor aslında. Neden? Başlangıçta verdiği bilgi X3, Y8 idi. Şimdi X, Y, 4 bileşiğini soruyor. Aynı elementlerden oluşan başka bir bileşiği soruyor. Burada bunun sabit oranını bulmamız gerekiyor. Peki onu nasıl bulacağız? Şimdi şunu biliyoruz ki. X3, Y8 bileşiği için oran 9 bölü 2. Dolayısıyla 3 tane X'in 8 tane Y'ye oranı 3/2 2'ymiş aslında. Bileşiğin yapısından bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yapmamız gereken nedir? X'in atom kütlesinin Y'nin atom kütlesine olan oranını buradan rahatlıkla hesaplayabiliriz. Şu 3'ler gider. Buradan şu 4 kalır. Dolayısıyla e, burayı 12 olarak bulabiliriz. Eee 9/2'ydi burası çünkü. Buradan 3 kalacak. E, 12 olarak buluruz. Yani eğer biz e, x, y, 4 bileşiğinden bahsediyorsak buradaki mx bölü my değerini hesaplarken artık hani x'in atom kütlesinin y'nin atom kütlesine olan oranı 12 olduğuna göre buradaki x yerine x diyeceğiz doğrudan. Y yerine de e, şurası 12 bölü 1 olduğu için ne diyeceğiz? 4... E, 4 diyeceğiz doğrudan 4 çarpı 1'den 12 buradan geleceği için. Dolayısıyla oranımız 3 gelecek. X yerine 12'yi yazdığımız zaman. Burada 12 Y yerine de 1 yazmamız yeterli oluyordu. Aralarındaki oran 3'müş. Bu neyi veriyor bize? Şimdi MX, MY bu defa bileşik olarak X, Y, 4 bileşiğini elde ettiğimize göre. Yani şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız aslında. Bize diyor ki şu 3 olan oran Bundan 3 gram aldığımız zaman Y'den 1 gram alacağız ve toplamları kadar yani 4 gram işi elde edeceğiz. Şimdi başlangıç değeri olarak bize ne vermiş? İkisinden de 24'er gramla başlayacak olursak. Burada değişim ne olur? Hangisinden ne kadar harcayız? Çünkü birinden artan madde kalacak. Eğer şu büyük olandan 24 gramın tamamını harcayacak olursam şimdi 3'ün 8 katı kadar harcadım. Buna göre 1'in 8 katı kadar da Y'den harcamam gerekecek. Buradan 8 gram harcayacağım. Dolayısıyla toplamları kadar veya 4'ün 8 katı kadar yani 32 gram bileşik elde ediyor olacağım. Sorumuzun cevabı buradadır. Dolayısıyla aslında bu biterken e, Y'den artan madde kalmış. Ne kadar artmış? 16 gram artan madde olduğunu buradan hesaplayabileceğiz. Mol kavramına gelecek olursak. Şimdi mol kavramı ile ilgili ...bazı büyüklüklerle aralarındaki ilişkiyi ifade etmiştik. Mol kavramı bize aslında tanecik sayısını veriyordu. Bir maddede bulunan tanecik sayısını veriyordu. Ve burada Avogadro sayısı bizim için temel oluşturuyordu. sembolü sembolüyle gösteriyorduk. Ve Avogadro sayısı 6,02 x 10 üzeri 23'e eşitti. Bu ne demek? Bir mol madde türü ne olursa olsun 6,02 x 10 üzeri 23 tanecik içerir diyeceğiz eğer bir atomdan bahsediyorsak tür olarak 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom molekülden bahsediyorsak 6,02 çarpı 10 üzeri 23 molekül içerir diyorduk. Mol kavramının kütle ile ilişkisine geldiğimiz zaman burada her bir molekül ya da atomun kendine has bir kütlesinden bahsedeceğiz. Mesela metandan bahsediyorsak Karbonun atom kütlesi 12, hidrojenin atom kütlesi 1 olduğu için toplamlarını bu şekilde ifade edip 16 olduğunu bulacağız. Bu 16 ne demek? Bir tane metanın 16 atomik kütle birimi kütlesine sahip olduğunu veya bir mol metanın 16 gram kütlesine sahip olduğunu ifade ediyor olacak. Ya da sudan bahsediyorsak, suyun atom, hidrojenin atom kütlesi 1 dolayısıyla 1 çarpı 2, oksijenin atom kütlesi 16 dolayısıyla 16 çarpı 1. Bunların toplamı 18'i verdiğine göre bu şu demek bir tane su molekülü 18 atomik kütle birimi kütlesine sahiptir veya bir mol su molekülü 18 gram kütlesine sahiptir demek oluyor. Burada gerçek atom kütlesine gidelim. Gerçek atom kütlesini hesaplarken de şunu yapıyorduk. Veya bağıl atom kütlesi üzerinden gidecek olursak. Bağıl atom kütlesinde karbon, 12 izotopunu kullanıyorduk. Karbon 12 izotopunun özelliğine 6 tane proton 6 tane nötron içeriyordu. Ve bu bilgi bize şunu götürüyor. Her bir protonun kütlesi 1 AKB. Aynı şekilde her bir nötronun kütlesi 1 AKB eşitti. Bunlar birbirine eşit olduğu için. Dolayısıyla bu değerleri alarak bütün moleküller üzerine yorum yapabiliriz. Oksijenin mesela atomunu değerlendirecek olursak 8 tane proton 8 tane nötronu var dolayısıyla kütle numarası 16 bu yüzden O2 değerini değerlendirdiğimiz zaman 16 çarpı 16'dan 32 AKB kütleye sahiptir. Yani bir tane oksijen molekülü 32 atomik kütle birimi kütleye sahiptir diyordu. Hacimle mol kavramı arasındaki ilişki incelediğimiz zaman burada iki şarttan bahsediyoruz. Bir normal şartlar altında yani bir atmosfer basınç ve 0 santigrat derece sıcaklık altında bir mol gaz her zaman için türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplıyordu. Eğer oda koşullarından bahsediyorsak yani bir atmosfer basınç ve 25 santigrat derece sıcaklıktan bahsediyorsak yine bir mol gaz türü ne olursa olsun bu defa 24,5 litre hacim kaplar diyorduk ve bunun üzerine hesaplamalarımızı yapıyorduk. Şimdi örnekler üzerinden konuşacak olursak. Mesela demiş ki bize 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu içeren metan bileşiği için. Arkadaşlar Avogadro sayısı burada bizim için belirleyici faktör olacak. Yani tanecik sayısından mol sayısını hesaplamaya gideceksek Avogadro sayısını kullanacağız. 6,02 x 10 üzeri 23 tane demek zaten aslında Avogadro sayısı kadar olduğu için 1 mol demektir. Yani 1 mol hidrojen atomu içeren metan bileşiğinden bahsediyormuşuz. Şimdi kaç mol moleküldür diyor. Molekülün mol sayısını hesaplamamızı istiyor. Bunun için bir işin formülünü değerlendirmemiz gerekecek. Formüle bir bakıyoruz. Formül ne diyor bize? Burada 1 mol metanın yapısında her bir tanesine karşılık dört tane içerdiği için her bir molünde 4 mol hidrojen atomunun yer aldığını söyleyebiliriz. Her birinde 4 tane var çünkü. Buna göre bize demiş ki bir mol hidrojen atomu içeren 1 mol hidrojen atomu içeren kaç mol moleküldür şeklinde bir oran orantı yapıp basitçe hesabımızı yapabiliriz. Dolayısıyla buradan 0.25 mol olduğunu rahatlıkla hesaplayabiliriz. İkinci soru soruda bunun kaç gram olduğunu söylüyor. Her bir soru diğerinin cevabı için aslında öncül olacak bize. Burada ne yapacağız? Herhangi bir molekül yapısının kütlesini istiyorsa ve biz bunun mol sayısını da biliyorsak Öncelikle molekül kütlesini ya da mol kütlesinin dolayısıyla bir molün kütlesini hesaplamamız lazım. Metandan bahsettiğimize göre. Şimdi yapısında bir tane karbon var. 12 gelecek buradan. Karbonun atom kütlesi 12 olduğu için. Artı 4 tane hidrojen var. Dolayısıyla her birinin kütlesi de 1 olduğu için 4 çarpı 1 ile bunu toplayabiliriz. Burayı 16 olarak bulacağız. Şimdi bu bilgi neyi veriyordu bize? 1 mol metanın 16 gram olduğu bilgisini veriyordu. Şunu hesapladığımız anda. E bizim 0.25 mol metanımız varmış. Bunun kütlesini bulmamızı istiyor. Dolayısıyla 0.25 mol metan kaç gramdır dememiz yeterli olacak. E 4'te bir olduğuna göre bunun 4'te 1 olacak. Yani 4 gram metandan bahsediyormuşuz. Bir diğer soru da normal şartlar altında kaç litre hacim kapladığını soruyor. Normal şartlar altında yani bir atmosfer basınç ve 0 santigrat derece sıcaklık altında ezberden biliyoruz ki 1 mol gaz... Türü ne olursa olsun fark etmiyor. 22,4 litre hacim kaplıyordu. Buna göre bizim elimizdeki bu 0.25 mol gaz kaç litre hacim kaplar diye sormuş. 4'te bir olduğuna göre 22,4'ün 4'te birini almamız yeterli olacak. Yani 5.6 litre hacim kapladığını rahatlıkla söyleyebileceğiz. Gelelim tepkimelerden bahsetmeye. Şimdi öncelikle denkleştirme konusuna gelecek olursak, denkleştirmede ne yapıyorduk? atom cinsi, atom sayısı, toplam kütle ve toplam yük korunur. Bu korunan bilgilere sahip olmalıyız. Bunun dışında molekül cinsi veya molekülün türü korumak zorunda değildi. Ya da e, molekül sayısı korunmak zorunda değil. E, toplam hacim korunmak zorunda değil. Ama çekirdek yapısı, atom cinsi, atom sayısı, atom türü bunlar korunmak zorunda dolayısıyla denkleştirme yaparken de bizim için önemli olan bunların korunur halde kalmasını sağlamak. Peki bunları korumak için denkleştirmeyi nasıl yapabiliriz? Öncelikle bir tepkime denklemi verildiği zaman tabii ki katsayılarını bilmediğimiz bir tepkime var karşımızda. Öncelikle en kalabalık olanı referans olarak seçeceğiz. Şimdi böyle bir tepkime varsa C2 h 6 en kalabalık kısım dolayısıyla bizim referansımız o olacak. Burada diğer tarafı ona göre eşitleyen bunu referans olarak seçtiysek girenlerde killerden herhangi birini Ürünlerdekini buna göre eşitlememiz gerekecek. Nasıl eşitleme yaparız? Şimdi 2 tane karbon var o zaman karbondioksitin kat sayısına 2 yazarız ki karbon sayısı eşitlensin. 6 tane hidrojen var o zaman suyun kat sayısına 3 yazarız ki hidrojen sayısı eşitlensin. Ardından ne yapıyormuşuz? Kalabalığın yanındakilerini eşitliyormuşuz. Dolayısıyla bunlara bakarak bu defa oksijenin katsayısını sayısını belirleyeceğiz. E burada toplam kaç tane oksijen var? 4 artı 3'ten 7 tane oksijen var. E burada da 7 tane oksijen olabilmesi için bunun kat 7 bölü 2 yazmamız yeterli oluyor. Bu şekilde denkleştirmemizi sağlamış oluyoruz. Tepkime türlerine gelecek olursak. Şimdi. Öncelikle yanma tepkimesini değerlendirmiştik. Yanma tepkimelerini tanımlarken demiştik ki herhangi bir maddenin oksijen gazı ile verdiği tepkimelere yanma tepkimesi adını vereceğiz. Mesela karbonun oksijenle tepkimesinden karbondioksit oluşuyormuş. Bu yanma tepkimesidir. Yanma tepkimelerini değerlendirirken önemli bilgi olarak şunu söyledik. Ee, yavaş ve hızlı yanma diye ikiye ayırıyoruz. Paslanma olayları yani metallerin yanma tepkimesi tabii ki böyle alevler açığa çıkarak gerçekleşmiyor. Sadece açığası çıkıyor. E, yavaş yanma oluyor. Uzun bir süreçte gerçekleşiyor çünkü. Eğer açığa Isının yanında ışık da çıkıyorsa buna da hızlı yanma tepkimesi diyeceğiz. Bu mesela bir hızlı yanmaya örnek olarak verilebiliyor. Ayrıca yanma tepkimelerinde şunu hatırlayalım. Bütün yanma tepkimeleri egzotermiktir demiştik. Yani açığa ısı çıkarak gerçekleşiyor. Tek bir istisnamız vardı. O da azot gazının yanma tepkimesi. Azot yanarken dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Yani endotermik olarak gerçekleşir. Bu sayede de atmosfer varlığını korur. Analiz ve sentez tepkimeleri birbirinin zıttı olan tepkimelerde analiz ayrışma bir diğer adıyla tepkimesi, parçalanma tepkimesi. Yani büyük bir maddenin büyük bir parçanın küçük parçalara ayrılması burada gördüğümüz gibi kalsiyum karbonat kalsiyum oksit ve karbondioksite ayrışmış bu bir analiz tepkimesi sentez ise bunu tam tersi birleşme veya oluşum tepkimesi olarak değerlendirebiliriz küçük parçaların bir araya gelerek büyük bir yapıyı oluşturduğu tepkimelere de sentez tepkimesi olarak değerlendirebiliriz bu ikisi birbirinin tersidir diyebiliriz şuna da dikkat edelim arkadaşlar aynı tepkimeyi hem yanmayı hem sentezi yazmışız Demek ki bir tepkime aynı anda birden fazla türe ait olabilir, onların özelliklerini gösterebilir. Nötrleşme tepkimelerine geldiğimiz zaman bir asit ve bir bazın sulu ortamda birleşerek tepkimeye girerek bir tuz ve su oluşturması tepkimesine nötrleşme tepkimesi adını veriyorduk arkadaşlar. Burada asitler suya bir Hidrojen iyonu tabii ki katsayı sayısına göre değişecektir bu. Hidrojen iyonu ve hidrojen iyonunun yanında bir anyon verecektir. Burada mesela hidrojen ve klor anyonu ortaya çıkacak. Bazılar ise suya bir katyon ve OH iyonunu verecek. E burada ta tabii ki katyonumuz sodyum olacak. İşte bazın verdiği katyonla asidin verdiği anyon birleşerek tuz yapısını, asidin verdiği hidrojenle bazın verdiği OH da birleşerek su yapısını oluşturuyordu. Bunlara nötralleşme tepkimesi adını veriyorduk çözünme çökelme tepkimesine geldiğimiz zaman suda iyi çözünen iki tuzun çözeltisini karıştırdığımız zaman suda çözünmeyen ya da çok az çözünen bir katının oluştuğunu e, gözlemlediğimiz tepkimelere çözünme çökelme tepkimeleri adını veriyorduk. Burada gümüş nitrat suda iyi çözünen bir tuz. Sodyum klorür suda iyi çözünen bir tuz. İki ayrı tuzu çözeltisini aynı kapta birleştirecek olursak buradan gelen gümüşlerle buradan gelen kloriyonları birleşerek e, gümüş klorür katısını oluşturabiliyor çünkü gümüş klorür suda çözünmeyen ya da çok az çözünen bir katıdır, bir tuzdur diyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar e, gümüş ve klorun birleşerek gümüş klorür oluşturduğu iyon tepkimesine net iyon denklemi adını verirken sodyum ve nitrat suyun içerisinde yine çözünmüş olarak kaldığı için iyon halinde kaldığı için onlara seyirci iyonlar adını veriyorduk. <laughs> Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar bütün soru tiplerinde aşağı yukarı yapacağımız eee güzergah belli yolumuz belli olacak. Nedir burada? Bize herhangi bir şekilde miktar verebilir. Bunu tanecik sayısı, kütle, hacim veya doğrudan mol olarak verebilir. Fark etmiyor. Bizim yapacağımız şey bu miktar birimlerini mole çevirmek olacak. Kütle verdiyse kütleyi mole çevir, tanecik sayısı verdiyse onu mole çevir, hacim verdiyse onu mole çevir. Fark etmiyor. Ardından tepkime denkleminde katsayılarla orantılı olarak bunları dağıtacağız ve sonrasında da tekrar hangi miktardan istiyorsa ona çevirmesini yapacağız. Nasıl yani? Mesela 28 gram C2H4 bileşiğinin tam verimli yanması tepkimesinden bahsediyorsa. Hemen şöyle bir tepkimeyi karşımıza alalım. C2H4 bileşiğinin yanma tepkimesi dediğine göre oksijenle tepkimeye sokuyorduk. Ve şunu da unutmuyoruz. Burada maddemiz karbon hidrojen ve oksijen dışında hiçbir şey içermiyorsa ürünlerimiz her türlü karbondioksit ve su olmak zorundaydı. Bunlar sabit. Şimdi e, denkleştirme işlemini yapacak olursak iki tane karbon var o zaman katsayı iki olacak. Dört tane hidrojen var o zaman bunun katsayısı da iki olacak. Oksijen sayısı burada 4 artı 2'den altı oldu. O zaman oksijenin katsayısı 3 olacak. Şimdi bize 28 gram C2H4 bileşiğinden bahsetmiş. Ne diyoruz biz? Bize hangi miktar türünden verirse versin Önceliğimiz onu mole çevirmek olacak. Şimdi C2H4'ün öncelikle bir molekül kütlesini bulalım o zaman. 2 tane karbon var. 2 çarpı 12 oradan gelecek. 4 tane hidrojen var. 4 çarpı 1 buradan gelecek. 24 artı 4'ten 28 olduğunu bulacağız. Bu ne demek oluyor? 1 mol C2H4 28 grammış. E 28 gram dediğine göre şu değerin 1 mole eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani Buradan 1 mol harcanıyormuş tam verimle gerçekleşiyor dediğine göre o zaman oksijen bakın kat sayılarla orantılı olarak gitmek zorundaydı. 1'e 1 mol ise 3'e 3 mol olması gerekiyor. 3 mol oksijen harcanıyormuş. E karbondioksit ne yapıyor? Kat sayı 2 olduğuna göre 2 mol karbondioksit oluşuyormuş ürünlerde olduğu için. Suya gelelim ürünlerde olduğu için ve kat sayısı 2 olduğu için buradan da 2 mol suyun oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu orantıyı yazdıktan sonra artık bizden herhangi bir şey isteyebilir fark etmez hepsine cevabımız hazır. Kaç gram su elde edilir diyor. Sudan bahsediyor. 2 mol su elde ettiğimizi biliyoruz ama bizden gram cinsinden istemiş. Yapacağımız şey neydi? Burada öncelikle bir suyun mol kütlesini hesaplamak olacak tabii ki. 2 çarpı 1 hidrojenlerden gelecek. 16 oksijenden gelecek. 18 olarak bulacağız. Bu bilgi ne demek? 1 mol suyun 18 gram olduğunu bize söylemiş oluyor. E bizim elimizde 2 mol su var. Buna göre 2 mol su kaç gramdır dediğimiz anda sorunun cevabına ulaşmış olacağız zaten. 2 katı olduğuna göre 36 gram kütlesinde suyu elde etmiş olacağız. Diğer soru da oluşan karbondioksit normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diyor. Şimdi hacim soruyor şartlarını vermiş gaz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla diyeceğiz ki 1 mol gaz türü ne olursa olsun fark etmiyordu. Normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplıyordu. Buna göre bizim elimizdeki karbondioksit yani şu 2 mollük gazdan bahsediyor kaç litre hacim kaplar? Soru bu kadar basit oldu. İki kat olduğuna göre bunun iki katı olmalı yani 44,8 litre hacim kapladığını söyleyebiliriz. Tek yaptığımız neydi? Mol sayısını bulduk, kat sayılarla orantıladık ardından bizden hangi birimden istiyorsa istesin ona çevirmesini yaptık. Bu miktar geçiş türündeki sorulardı arkadaşlar. Şimdi 32'şer gram metan ve oksijenin tam verimle yanma tepkimesinde hangi maddeden kaç gram... Artan olur diye soruyor. Şimdi artan maddeli sorduğu bir soru varsa veya artan madde üzerinden işlem yapmamız gerekiyorsa bize burada gördüğümüz gibi başlangıç koşullarını vermiştir. Başlangıç koşullarına göre değişim koşullarını değerlendirip son durumda elimizde ne olduğuna bakmamız gerekecek. Bunu yaparken önceliğimiz ne olmalı? Öncelikle hangisinden kaç mol var onu bir hesaplamamız gerekiyor. Bize başlangıçta kütle olarak değerlerini vermiş o zaman bunları rahatlıkla mole çevirebiliriz. Mole çevirmek için mesela metandan bahsediyorsak Karbonun kütlesi 12 bir tane var artı. Hidrojenin kütlesi 1 ondan da 4 tane var. Bunu 16 olarak buluyoruz. Bu ne demek? 1 mol metan 16 gram demek. E başlangıçta 32'şer gram olduğuna göre bunun 2 katı doğrudan 2 mol metan olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıçta bizim elimizde. Oksijene geldiğimiz zaman oksijenin atom kütlesi 16'ymış ve 2 tane var her bir molekül yapısında. Dolayısıyla 32 olduğunu biliyoruz. Bu ne demek? 1 mol oksijen molekülü 32 gramdır demek. E zaten 32 gram olduğunu söylemiş. Dolayısıyla elimizde başlangıç koşulu olarak 1 mol oksijen varmış. Yapacağımız neydi? Tepkime denklemini hemen bir yazıyorduk. Metanın yanma tepkimesinden bahsettiğimize göre ürünler her zaman olduğu gibi karbondioksit ve su olmalıdır tabii ki. Hemen denkleştirmemizi yapalım. Bir tane karbon var katsayı bir olmalı. Dört tane hidrojen var. O zaman katsayı iki olmalı. Bu tarafta toplamda şu anda dört tane oksijen olduğuna göre bunun katsayısı da aynı şekilde iki olmalı. Bize bu tepkimenin başlangıç koşullarını vermişti. Hemen başlangıç koşullarını yazalım. 2 mol metan buradan da 1 mol oksijen olduğunu biliyoruz. Tabii ki başlangıçta elimizde ürünlerden hiç yok. Ardından Değişim koşullarını bizim belirlememiz gerekiyor ki hangisinden ne kadar arttığına karar verebilelim. Değişimde şimdi hangisi biter? Önceliğimiz bunu belirlemek olmalı. Eğer metan bitecek olursa yani 2 mol metanın ikisine de kullanacak olursam kas sayısı 2 olduğu için 4 mol oksijen ihtiyacım var. Ama benim elimde sadece 1 mol oksijen var. Dolayısıyla bu tepkime de metan bitemez. Kim biter? Oksijen biter. O zaman oksijendeki bu 1 molün tamamını kullanacak olursam. Şimdi katsayısı 2 olandan 1 mol kullandığıma göre katsayısı 1 olandan bunun yarısı kadar yani 0.5 mol kullanmam gerekiyordur. E oluşan maddeleri de artık buradan hesaplayabilirim. 1'e 0.5 oluştuğuna göre burada 1 olduğu için katsayımız 0.5 mol oluşacaktır. Sudan da katsayısı 2 olduğu için 1 mol oluşacaktır. Yani son durumda ne oldu? 2 mol vardı ben sadece 0.5'ini kullandım. Elimde 1.5 mol metan artan madde olarak var. E, oksijenin tamamını kullandım. 0.5 mol karbondioksit oluştu ortamda var. 1 mol de su oluştu ortamda bu kadar var. Benden ne istiyor? Hangi maddeden kaç gram artan olur? 1.5 mol metanın arttığını buradan hesaplamış olduk. Burada arkadaşlar ne diyorduk? Oksijen biten madde olduğu için sınırlayıcı bileşendir. Ortamda biraz daha oksijen olsaydı bu tepkime devam edecekti çünkü. Geçelim bir diğer soru tipine. Yüzde verim hesaplamaları yaptığımız veya yüzde verimden yola çıkarak tepkimenin sonucunu hesapladığımız soru tipleri oluyor bu. Tepkime yüzde 25 verimle gerçekleşiyormuş. Arkadaşlar bunu söylediği anda şunu düşünmemiz gerekecek. Eğer tepkime yüzde 100 verimle gerçekleşseydi ne olurdu? Şu an ne olmuş? Bunun kıyaslamasından sonuca gideceğiz zaten. Bir tepkime vermiş. Tepkimeyi denk olarak vermiş hatta bize burada. Bu denkleme göre gerçekleşen tepkimede 28 gram kalsiyum oksit elde edildiğine göre başlangıçta kaç mol kar, e, kalsiyum karbonat vardır diye soruyor. Şimdi bize hangi türden verirse versin onu mole çevirecektik. Önceliğimiz hep buydu. O zaman kalsiyum oksitin önce bir mol kütlesini bulalım. Kalsiyumun 40, oksijenin 16 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 56 olduğunu bulduk. Yani 1 mol kalsiyum oksit 56 grammış. 28 gram Kalsiyum oksit kaç mol olur o zaman? E yarısı olduğuna göre 56'nın 0.5 mol elimizde kalsiyum oksit oluşmasını bekliyormuşuz. Yani kalsiyum oksitten 0.5 mollük bir oluşum beklediğimize göre... katsayılarla orantılı orantılayacak olursak bundan da 0.5 mol oluşmasını bekleriz. Kalsiyum karbonattan da 0.5 mol harcanmasını bekleriz. Yani %25 verimle gerçekleşirse 0.5 mol harcanacakmış. Dolayısıyla... %25'te 0.5 mol harcandığına göre eğer bu tepkime %100 verimle gerçekleşseydi kaç mol harcanacaktı şeklinde yorum yapabiliriz. Başlangıçtaki e, bizim mol sayımız buymuş tabii ki 4 katını almamız gerektiği için 2 mol olduğunu rahatlıkla hesaplayabileceğiz arkadaşlar. Verimde e, tam verimli olsaydı ne olurdu? Yani %100'ü harcansaydı ne olurdu? E Şeklinde bakış attığımız zaman Geri kalanları rahatlıkla çözümleyebiliyoruz Bir diğer soru tipinde Denklemine göre normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplayan Diyazot pentoksit gazı Elde edilecektir. Bu tepkimi yeterince oksijen gazı ile Kütlece %25 Saflıkta kaç gram azot gazı kullanmıştır. Bakın burada da Saflık soruyor bize ya da saflığı verip Diğer bilgileri elde ediyor e Bu durumda da Kullanılan miktarı hesaplamamız gerekecek. Şimdi kullanılan miktarı hesapladığımız zaman elimizde başlangıçtaki azotun yüzde 25'inin kaç olduğunu bulmuş olacağız. Ondan sonra da diyeceğiz ki eğer yüzde 25 buysa yüzde yüzü kaçtır? O da bize sorunun cevabını verecek zaten. Aslında yaptığımız işlemlerde hiçbir fark yok buraya kadar. Şimdi miktar bu defa hacim cinsinden vermiş. Hacim olur, tanecik sayısı olur, kütle olur. Biz ne yapıyorduk? Fark etmiyordu. Onu bir mol'e çeviriyorduk. Şimdi normal şartlar altında bir mol gazın 22,4 litre olduğunu ısrarla hatırlayacağız söyleyeceğiz. Buna göre elimizdeki bu 11,2 litre kaç moldür dememiz yeterli olacak. Yani yarısı kadar olduğuna göre 0,5 mol N2O5 gazı elde edilecekmiş. Şundan 0,5 mol elde edilebilmesi için. Şimdi katsayılarla sayılarla hep orantılayarak gidiyordu. Azottan ne kadar harcamamız gerekiyor? Katsayı sayı 2,2 olduğuna göre 0,5 mol harcamamız gerekiyor. Yani elimizde 0.5 mol azotun olması gerekiyormuş. Buna göre e, oksijenden de zaten yeterli miktarda varmış. %25 saflıktaki 0.5 olduğuna göre e, %100'ü kaçtır dememiz gerekecek. O zaman hemen şöyle yapalım. Diyelim ki azotun molekül kütlesi. Şimdi atom kütlesi 14 olduğuna göre 2 çarpı 14'ten o 28 olması gerekiyor. Yani bir mol azot molekülü 28 gram kütlesine sahipmiş. Buna göre Bizim elimizdeki bu 0.5 mol kaç gramdır diyebiliriz hemen e, harcadığımız azotun kütlesini bulabilmemiz için çünkü bizden kütlece ne kadar olduğunu kaç gram olduğunu hesaplamamızı istiyor. Yarısı olduğuna göre hemen 14 gram olduğunu buluruz. Demek ki %25'i 14 grammış. Buna göre tamamını bulmamız istediğine göre %100'ü Kaçtır diye hesap yapmamız gerekiyor. Yani 14'ün 4 katını almamız yeterli olacak. Elimizde başlangıçta 56 gramlık azot varmış ama bu azotun sadece %25'i 14 gramı saf bir şekilde azotmuş. Geri kalanı başka maddelermiş, e, kirletici maddelermiş. E, sadece 14 gramı safmış. Diğer soru tiplerini görecek olursak. Bize neyi soruyor? Atom kütlesini hesaplamamızı istiyor arkadaşlar. Oldukça e, genellikle kolay soru tipleri oluyor bu. Yine aynı hesapla mol sayısını hesaplayacağız. E, mol sayısından yola çıkarak da molekülün içerisindeki atomların kütlelerini ayrı ayrı değerlendirerek bizden istediği atomun kütlesini değerlendireceğiz. Şimdi 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane. Hemen şunu hatırlayalım. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demekti. Yani bunun 2 katı kadar tanecik içermekteydi. Dolayısıyla bunun 0,5 mol olması gerekiyordur. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ise 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane 0,5 moldür dememiz gerekiyor. Şimdi 0,5 molünün 15 gram olduğunu söylemiş. Bizim 1 molünün kütlesini hesaplamamız gerekiyor ki buradaki atomları ayrı ayrı değerlendirebilelim. O zaman diyeceğiz ki bunun 0,5 molü 15 gram kütlesine sahipse 1 molü kaç gramdır? Yani mol kütlesini bulacağız buradan 1 molünün yoluna çıkarak. 30 gram olduğunu hesapladık. Yani 1 mol XO bileşiği 30 grammış. E, mol kütlesini hesaplarken ne yapıyorduk? XO'nun mol kütlesi, X'in atom kütlesi artı oksijenin atom kütlesi. Yani 16 dediğimiz anda bunun 30'a eşit olması gerekiyordu. O zaman X'e ne kaldı? 14 kaldı. Demek ki X'in atom kütlesi 14'tür diyeceğiz. Bir diğer soru tipinde ise karşımıza neler çıkıyordu? X ve elementlerinden oluşan bir bileşiğin 11 gramında 4 gram Y elementi yer almaktadır. Bileşiğin 0.2 molü 8.8 gram olduğuna göre molekül formülünü siz bulun diyor. Molekül formülü hesaplama işlemleri karşımıza çıkabiliyordu. Şimdi burada bize verdiği bilgileri değerlendirecek olursak öncelikle X ve Y'nin kütleleri arasındaki oranı rahatlıkla hesaplayabiliriz. Çünkü diyor ki 11 gramında 4 gram Y elementi var. Yani biz mx bölü mg'yi hesaplayacak olursak bu bileşiğin içerisinde yer alan. 4 gram y varken toplam 11 gram olduğuna göre demek ki 7 gram da x varmış. Şimdi bunu bir cebimize koyduk. Ardından şu bilgiyi kullanalım. 0.2 molü 8.8 grammış. E bizim mol kütlesine ihtiyacımız vardı. Yani 1 molünün kütlesine ihtiyacımız vardı. 0.2 molü 8.8 gram ise 1 molü kaç gramdır sorusuna bir cevap bulabiliriz. Hemen 0.2'nin 5 katı 1 olduğuna göre 8.8'in 5 katı da buradaki mol kütlesini verecektir. Onu da 44 olarak hesapladık. Yani mol kütlesi 44'müş. Buna göre biz formülü bulmaya çalıştığımıza göre X, A, Y, B gibi bir bileşiğin elimizde olduğunu varsayacak olursak. Şimdi şuradaki MX bölü MY değerini burada kullanabiliriz. E, MX bölü MY neye eşit olacak? A tane X'in B tane Y'ye olan oranıymış. Bu 7 bölü 4'müş. Şimdi X ve Y değerlerini atom kütlelerinde bize verdiğine göre onları kullanabiliriz. Bu neye eşit olacak o zaman? A çarpı 14 bölü B çarpı 16'ya eşit olmak zorunda. Yani hemen şöyle buradan 2 kalır. Buradan 4 kalır. Dolayısıyla A bölü B sayısını rahatlıkla hesaplayabiliriz. 2'dir diyebiliriz. O zaman X, A, Y, B bileşi için A bölü B oranı 2 ise bizim bileşimizin basit formülünü değerlendirecek olursak x 2n y n şeklinde bir formüle sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu n'i bulduğumuz anda bileşiğin formülünü bulmuş olacağız. Eğer şu bilgiyi hiç vermeyip bize doğrudan basit formülü sorsaydı x 2 y olacaktı cevabımız. Bunu bulmuş olacaktık ama daha geniş bir formüle de sahip olabilir. Mesela X4, Y2 gibi bir formüle sahip olabilir. Tabii şıklarda yok. Doğrudan bizim karşımıza aslında cevap çıkıyor. Ama yine de bu en cevabını bulduğumuz zaman net sonuca ulaşmış olacağız. Burada da molekül kütlesini kullanmamız gerekecek. Şimdi X, 2N, YN olduğuna göre bunun molekül kütlesini nasıl hesaplarız? 2 çarpı 14 artı 16 hemen X'in ve Y'nin kütlelerini kullanarak bunu söyleyeceğiz çarpı n neye eşit olmalıymış? 44'e eşit olmalıymış. 1 molünün kütlesi bu olduğu için. Dolayısıyla 44 çarpı n 44'e eşit olduğuna göre n değeri 1 olmalıdır. Buna göre n değerinin yerine 1 yazdığımız zaman bileşim formülünün x2 y olduğunu kolaylıkla hesaplamış olacağız. Bir diğer soru tipimiz ise karışım sorularıydı arkadaşlar. E, farklı maddelerden oluşan bir karışımın verdiği ortak bir tepkime sonucunda hangi maddeden ne kadar oluşuyor, mon, bunların mol sayıları arasındaki oran nedir gibi sorular karşımıza çıkabiliyor. Şimdi C2H4 ve C3H8 gazlarından oluşan bir moluk bir karışımın tamamen yanmasından 2.6 mol karbondioksit gazı açığa çıktığına göre C2H4 mol sayısının C3H8 mol sayısına oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi böyle bir karışım sorusu geldiği zaman karşımıza karışımdaki maddelerin tepkimelerini ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. E bazı sorularda sadece bir tanesi tepkimeye girer. Bazı sorularda hepsi girer. Bazılarında bir kısmı girer, bir kısmı girmez. Bunları tek tek değerlendirmek zorundayız. C2H4 bileşiği ve elimizde C3H8 bileşiği varmış ve bunların yanma tepkimesini gerçekleştiriyormuş Şimdi ikisini de oksijenle verdiği tepkimeye bakacağız. İkisinden de ürün ne oluyordu? Karbon hidrojen oksijen dışında bir şey yoksa her türlü ürünümüz karbondioksit ve su olmak zorundaydı. Dolayısıyla bu tepkimelerin ikisinde de ürünler de birbiriyle aynı. Değişken şey nedir? Kat sayılar olacak tabii ki denkleştirmemiz gerekecek. Şimdi burada iki karbon var. Dolayısıyla kat sayımız iki olacak. 4 hidrojen var. O zaman suyun kat sayısı da iki olacak. Buna göre oksijenin kat sayısını belirlerken dört oksijen. iki de buradan geldi. Altı oksijen var. O zaman buradaki kat sayı üç olacak ki denkliği sağlayabilirim. Aynı şekilde 3 karbon var o zaman karbondioksitin kat sayısı 3. 8 hidrojen var o zaman suyun kat sayısı 4 olacak. Hidrojen sayıları eşitlensin. 6 artı 4'ten 10 tane oksijen var. O zaman buradaki oksijenin kat sayısı 5 olmalı ki denkliği sağlayabilirim. Şimdi geliyoruz şuna. Elimizde toplam 1 mol olduğuna göre biz diyelim ki şundan n mol var. Bundan n mol varsa toplamın 1 olabilmesi için C3H8'den 1 eksi n mol olması gerekiyor ki Topladığımız zaman bire ulaşabilelim. Buna göre kas orantılı olarak hangisinden ne kadar karbondioksit ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani bundan eğer n mol harcayacak olursam kas sayısı 2 olduğuna göre 2 n mol karbondioksit oluşur. Gelelim buna. Bundan 1 eksi n mol harcayacak olursam bunun 3 katı kadar. Yani 3 eksi 3 n mol karbondioksit oluşur diyeceğiz. Şimdi bize soru da bilgi olarak ne vermiş? İşte bu ikisinden oluşan karbondioksitlerin toplam mol sayısının 2.6 olduğunu söylemiş. Yani buradan gelen karbondioksit 2N artı buradan gelen karbondioksit 3-3N toplamda 2.6'ya eşitmiş. Yani e, işlemi yapacak olursak 3-N 2.6'ya eşitmiş. Dolayısıyla N'in 0.4 olduğunu biliyoruz. Yani C2H6'nın mol sayısı 0.4'müş. Bunu bulduk. E, bunu bulduysak C3H8'in mol sayısını da artık biliyoruz. Toplam 1 mol olduğuna göre veya bunun mol sayısı 1.8 mol olduğuna göre demek ki buradan da 0.6 mol varmış. E bizden bunların oranını bulmamızı istiyordu zaten. Yani 0.4 bölü 0.6 yapmamız yeterli olacak. Bu oran 2 bölü 3'e eşitmiş cevabı da bu şekilde rahatlıkla hesaplamış olacağız. Dolayısıyla herhangi bir karışım ve karışımların tepkimesiyle ilgili soru geliyorsa bileşenlerin tepkimelerini ayrı ayrı yazıp ...değerlendirmemiz, denkleştirmemiz gerekecek. Ve mol sayılarıyla ara, aralarındaki ilişkiyi de e, tepkimelerde değerlendirmemiz, kullanmamız gerekecek. Gelelim karışımlar ünitesine. Karışımlar ünitesinde nelerden bahsetmiştik? Karışım türlerinden bahsederek başlamıştık öncelikle. Homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Homojen her yerinde aynı özellikleri gösteren karışım türleriydi. Bir diğer adı da çözeltiydi. Tuzlu su, hava ve bütün alışımlar ka homojen karışımlara yani çözeltilere örnek olarak verilebiliyordu. Heterojen karışımlara geldiğimiz zaman ise her yerinde aynı özelliği göstermeyen e, birden fazla e, faza sahip, görüntüye sahip olan karışım türleriydi. E, bunun türleri vardı, alt türleri vardı. Basit bir diğer adıyla adi karışım diyorsak katı katı heterojen karışımlardan bahsediyorduk. Süspansiyon diyorsak katı sıvı heterojen karışım. Emisyon sıvı sıvı heterojen karışım zeytinyağı su gibi bir örnek verebiliriz. Aerosola gelecek olursak gazların oluşturduğu heterojen karışımlara heter, e, aerosol diyoruz. Bu katı gaz veya sıvı gaz olabilir. Çünkü gazların kendi arasında oluşturduğu bütün karışımlar homojen özellik gösteriyordu. Dolayısıyla gaz gaz heterojen karışım olmadığı için gaz sıvı veya gaz katı heterojen karışımlar aerosoldur diyoruz. Koloid'e geldiğimiz zaman ise askıda kalma durumundan bahsediyorduk. Kan ve süt buraya örnek olarak verebileceğimiz karışım türleriydi. Çözeltiyi çözücü ve çözünenden oluşan madde bir karışım türü olarak değerlendiriyoruz. Yani homojen karışımları genel olarak böyle ifade edebiliriz. Çözücü madde miktarı olarak fazla veya dağıtıcı faz olarak değerlendirilirken çözünen madde çözünen madde miktarı az olan kısım ya da dağılan faz olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bir çözeltinin oluşumu için ise tabii ki belli şartlar vardı. Mesela iyonik bir maddeyi çözecek olursak bir çözünün içerisinde burada eğer çözücümüz polar yapılı bir madde ise çoğunlukla iyi çözünür diyorduk. Ancak apolar yapılı bir madde ise iyonik bileşikleri çözemez ya da çok az çözer diyorduk. Dolayısıyla iyonik bir bileşiğin. E, homojen e, pardon e, polar bir maddede çözünmesi genellikle homojen karışım yani çözelti oluştururken e, iyonik bir bileşiğin apolar yapılı bir bileşik içerisinde çözünmeye çalışması bize heterojen bir karışım getirecektir çözünme olmadığı için. Ancak moleküler yapılı maddelerin çözünmesinden bahsediyorsak benzer benzeri çözer şeklinde bir prensibe sahiptik. Polar maddeler polar maddelerin içerisinde Apolar maddeler ise apolar maddelerin içerisinde genellikle iyi çözünürken polar maddeler apolar maddelerde çözünemez veya çok az çözünür şeklinde yorumluyoruz. Burada oluşan etkileşimleri değerlendirecek olursak mesela iyonik bileşikler polar yapılım maddelerde polar moleküllerde oldukça iyi çözünür genellikle diyorduk peki bu çözünme süreci nasıl gerçekleşiyor? Şimdi iyonik bir bileşikten bahsediyorsak katyonlar ve anyonlar var. Mesela sodyum kloride sodyum katyonları ve klor anyonları vardı. Şimdi bunlar su molekülleriyle hangi etkileşimleri gerçekleştirir? Sodyum kendisi pozitif yüklü olduğu için suyun negatif yüklü kısımları, negatif yüklü uçları yani oksijenleriyle etkileşime girecektir. Çünkü Biliyoruz ki su moleküllerinde oksijen elektronegatifliği yüksek olan taraf olduğu için kısmi olarak negatif yükle yüklenirken hidrojenler kısmi olarak pozitif yükle yükleniyorlardı. İşte bu arada oluşan etkileşimleri de iyon dipol etkileşimi olarak isimlendiriyorduk. Polar moleküller dipolleri oluşturduğu için benzer şekilde e, klorlarla yani negatif yüklü kısımla e, suyun pozitif yüklü kısımları yani hidrojenleri etkileşim haline girecek... E bu arada oluşan etkileşim de yine aynı şekilde iyon dipol etkileşimleri olarak isimlendiriliyordu. Moleküler yapılara geldiğimiz zaman mesela alkol yapısıyla suyun tepkimesinden çözülmesinden bahsediyorsak alkol polar yapılı, su da aynı şekilde polar yapılı. Dolayısıyla burada tabii ki çözümü olmasının bekliyoruz. Peki etkileşim türüne geldiğimiz zaman ikisi de polar ve ikisi de fon kuralına uyuyor. Yani flor, oksijen, azot elementlerinin hidrojenli bileşiklerinde bu özelliğe bahsediyorduk. Bu özelliği taşıyorsa etkileşimin türü hidrojen bağı adını alıyordu. Buraya geldiğimiz zaman PH3 polar, e, su da polar. Dolayısıyla bunlar arasında yine Çözünme olayının gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak burada pH 3 fon kuralına uymadığı için hidrojen bağının oluşumunu gözlemleyemeyeceğiz. Peki etkileşimin türü ne olacak? Polar yapılı oldukları için dipol dipol etkileşimleri olacak diyorduk. CCL4 ve C6H6 bileşiklerini incelediğimiz zaman CCL4 apolar yapılı. E C6H6 o da apolar yapılı. Dolayısıyla ikisi de apolar yapılı olduğu için gene çözünme olmasını bekleyeceğiz. Mesela CCL4 suda çözünemeyecek diyecektik çünkü benzer benzeri çözer ilkesine uygun davranışta da olmayacaktı. Peki etkileşimin türü ne olacak? Apolar oldukları için indüklenmiş dipolleri oluşturacaklar. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri yani özel adıyla landın çekim kuvvetleri burada tanecikler arasında oluşacak. Bu şekilde çözüm olayı gerçekleşecektir. Gelelim derişimlerden bahsetmeye. Şimdi derişim olarak kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm birimleri üzerinde durmuştuk. Kütlece yüzdeyi hesaplarken çözünen maddenin kütlesini çözeltinin toplam kütlesini orantıladıktan sonra yüzde çarparsak kütlece yüzde derişimine ulaşırız demiştik. Aynı şekilde hacimce yüzde derişim istiyorsak da çözünen maddenin hacmini çözeltinin hacmine bölüp yüzde çarparsak gene hacimce yüzde derişime ulaşırız diyorduk. PPM'e geldiğimiz zaman çok çok küçük derişimleri hesaplarken kullandığımız birimdi. Milyonda bir tanecik demek oluyor onu hesaplarken de oldukça küçük çözünme olay oranlarını kullanıyor olacağız. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 10 üzeri 6 dediğimiz zaman ppm birimine ulaşmış olacağız. Bir de karışımların birbiri içerisinde karıştırılması durumundan bahsediyorsak orada da şöyle bir formül kullanabiliyorduk. Birinci çözeltinin kütleci yüzdesi çarpı kütlesi artı ikinci çözeltinin kütleci yüzdesi çarpı kütlesi eşit olmalıydı. Son durumdaki kütle yüzeyimiz çarpı son durumdaki toplam kütle dediğimiz zaman biz son durumda elde ettiğimiz çözeltinin yüzde değerini hesaplamış olacağız. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek çözecek olursak 40 gram tuz ve 60 gram su içeren çözelti kütlece yüzde kaçlıktır dediği zaman hemen şunu yapıyorduk. E 40 gram tuz içeriyormuş yani çözünen maddenin kütlesi 40 bölü. 60 gram da su içeriyor ama biz Paydaya çözeltinin toplam kütlesini yazıyorduk. 40 artı 60'tan 100. Bunu 100 ile çarptığımız anda kütlece yüzde derişimini hesaplamış olacağız zaten. Bunlar gidecek ve kütlece yüzde 40'lık bir çözeltiye sahip olduğumuzu söyleyebileceğiz. Veya bir diğer soru tipinde madde ekleyip çıkardığımız zaman ne oluyor? Bunu hesaplayacak olursak. Kütlece yüzde 40 şeker içeren 250 gram şekerli su. Şimdi başlangıç durumunu hemen bir hesaba katalım bakalım. Ne yapıyorduk? Kütlece yüzde derişimimiz Çözünen maddenin kütlesi şu anda bilmiyoruz ona x diyelim. Bölü çözeltinin kütlesi 250 olduğunu vermiş. Çarpı 100 dediğimiz zaman sonucu ulaşıyorduk. Dolayısıyla buradan x ne geliyor? Hemen şu sıfırlardan kurtulalım. Bu sıfırlar gitsin. 25 çarpı 4'ten 100 olduğunu biliyoruz. Yani bizim elimizde başlangıçta şeker ve suyun kütlelerini ayrı ayrı değerlendirecek olursak 100 gram şeker buna karşılık geri kalan kısmı yani 250'nin 150 gramını da su oluşturuyormuş. Peki soru ne diyor? Burada 30 gram su buharlaştırıyormuşuz. Yani sudan 30 gram azalıyormuş. Ve 20 gram da şeker ekliyormuşuz. Yani 20 gram şeker kütlesi artıyormuş. Dolayısıyla son durumda 120 gram şeker, 120 gram da su oluyormuş bizim çözeltimizin içerisinde. İşte bu durumdaki kütlece yüzde değişimini soruyor. Şimdi kütlece yüzdeyi nasıl hesaplıyorduk? Diyorduk ki çözünenin kütlesi 120 gram. Bölü çözeltinin kütlesi 240 gram oldu. Çarpı 100 dediğimiz zaman kütleci yüzde derişimine ulaşacağız. Yani yüzde 50 olduğunu söyleyebileceğiz. Ki sayılarda oldukça bariz bir şekilde bu durumu bize gösteriyor arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.